Bismillahirrahmanirrahim. Ey oruç, diriltici rüzgar, İslam baharı, es insan ruhuna inip yüce ilham dağından, kevser içir, abı hayat boşalt kristal bardağından, susamış ufuklara, insan kalbinin ufuklarına. Muhterem Muhammed Emin Yıldırım hocamın ifadesiyle peygamber şairi olan merhum Üstad Sezai Karakoç'un insan ve Oruç şiirinin son dörtlüğünü sizlerle paylaştık. Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, geceniz bereketli olsun. Ramazan'a hazırlık programlarımızın ikincisiyle sizlerin karşısındayız. Dün özlenen ve beklenen misafir Ramazan meselesini konuşmuştuk. Bugün de inşallah Ramazan ve terbiye meselesini vaktimizin el verdiği ölçüde muhterem hocamızla konuşacağız diyeyim ve hocama döneyim. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah canım kardeşim hoş bulduk. Afiyettesiniz inşallah hocam. Elhamdülillah maşallah bayağı iyisin bugün. Estağfurullah hocam. İyi değil mi? Bayağı ısınmış yani maşallah. İnşallah hocam. Hocam kardeşlerimizin e, dikkatli ve iştiyaklı takipleriyle Ramazan'a hazırlık programlarımız devam ediyor elhamdülillah. Bugün de Ramazan ve terbiye e, üst başlığı ile çok önemli bir konuyu konuşacağız. İnşallah. Bu konuyla alakalı sormak istediğim sorulara geçmeden önce dün bize vermiş olduğunuz ödevle başlamak isterim müsaadeniz olursa. Dün bize demiştiniz ki... Esmail Hüsna'nın Ramazan ile e, ciddi bir irtibatı var. Ama evet. bu Esmail Hüsna içerisinde altı ismin çok ciddi bir irtibatı var. Ve bize ödev olarak bu altı ismin ne olduğunu sormuştunuz. Aynen. Kardeşlerimizden epey bir cevap gelmiş. E, dersin hemen öncesinde yorumlara baktığımda bini aştığını gördüm gelen evet. yorumların elhamdülillah. Ancak siz bu altı esmanın altı ismin ne olduğunu da söylemiştiniz bana ama kardeşlerimizden bilen olmadı maalesef. Hiç bu, mi yaklaşan olmamış? Yani tutturan olmuş hocam e, ama doğru cevap gelmedi maalesef. Bu altı ismin ne olduğunu sizden öğrensek ve bununla alakalı da neler söylersiniz bununla başlayalım inşallah. Ben o yorum yazan bin kardeşime hasreten selamlarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Aslında maksat hasıl olmuş. Bakın bin insan, bin kardeşimiz eğer esma üzerinde yoğunlaşmışlarsa, çalışmışlarsa bu çok güzel bir şey bizim için. Dün de hep ona ait bir şeyler söyledik hatırlarsanız. Gündemimizi oluşturmak. Aslında bu. Ama burada sorunun cevabına geçmeden bir hakikati daha hatırlatalım kardeşlerimize. Cenab-ı Hakk'ın o güzel isimleri, Esma-ül Hüsna yani gerçekten en güzel isimler, zaten en güzel isimler olduğu için Rabbimizin isimleri oldu. Rabbimiz kendisini bize o isimlerle tanıttı. O kadar önemlidir ki biz o önemi bir kavrasak aslında imanın lezzetine varmış olacağız. Çünkü tanıdıkça seviyoruz. Esmaül Hüsna da bize Rabbimizi tanıtıyor aslında. Dolayısıyla biz Esmaül Hüsna üzerinde çok çalışmamız lazım. Çok. Aslında efendimiz zaten o çok çalışmayı bir kavram üzerinden bize verdi. İhsa edin dedi. İhsa sadece ezberlemek değil. Ezber işin bir boyutu. 99 esma listelerini başından sonuna ezberlediğiniz zaman ihsa etmiş olmuyorsunuz. O ihsa çok daha üzerinde durulması gereken bir kavram aslında. İnşallah ara ara bu derslerde başka yerlerde ona vurgularda bulunuruz. Şimdi biz Ramazan'la ben dün söylerken de dedim zaten çok ciddi irtibatlar görürüz ama biz çerçeveyi biraz daralttık. Nasıl daralttık? Dedik ki Kur'an-ı Kerim'de özellikle oruç ve Ramazan'ı anlatan ayetler var. İşte o ayetler de Bakara suresindeki 5 ayet. Bakara suresi 183. ayetle 187. ayetler arasındaki 5 ayet ki bu 5 ayet kardeşlerimizin aklında olsun çünkü o ayetlerle bugünkü dersimizin ödevinde de yine işimiz olacak, daha da işimiz olacak. Yani bu beş ayetle aslında baya bir bu on günlük süreç içerisinde biz birkaç kez farklı açılardan ele almış olacağız. O ayetlere baktığımızda orada doğrudan gözümüze çarpan Esmaül Hüsnalar var, bazen işte Şekur ismine gönderme olabilecek isimler var, başka isimler de var. Ama biraz dikkatle okuduğumuzda bir şey görüyoruz aslında o beş ayette. Üç tane isim, biri doğrudan, ikisi ise o ismin taşıdığı mesaj itibariyle o ayetlerde çok önemli vurguları var. Birinci isim Errab'dır ki kardeşlerimizin çoğu aslında evet. buna vurguda bulunmuşlar ki o çok önemli. Bugünkü dersimiz terbiye ile de Errab isminin doğrudan bağlantısı var zaten. İkinci isim El Kerim'dir ya da bir üst... İşte şeyi olan El Ekrem'dir. Ram Araplar bundan dolayı birbirleriyle Ramazan tebriği yaparlarken Ramazan Kerim derler. Bunu duyan da cevaben der ki Allahu Ekrem. Evet Ramazan Kerim bir ay ama bu kerimiyeti bize nasip eden Allah'tır. O El Kerim'dir, El Ekrem'dir ona vurguda bulundur. Aslında o ayetlerde bunu da görüyoruz. Ama özellikle 186. ayette Nuriciğim bir isim çıkıyor karşımıza ki Ramazan'la alakalı çok önemli bir isim. O ne biliyor musunuz? El-Karip. Allah yakın, çok yakın hem de kuluna. O yakınlığı nasıl olduğunu da görüyoruz zaten. Şimdi biz o 5 ayette bu 3 ismi görüyoruz çok farklı bir biçimde vurgularıyla. Hadisleri toparladığımızda Ramazan'ın faziletiyle alakalı Allah Resulü'nün Ramazan'a ait mesajlarını ihtiva eden hadisleri orada da aslında üç ismi çok daha farklı bir biçimde görüyoruz. O gördüğümüz isimlerden bir tanesi Bakara 186'da var aslında. O isim ne? El Mucib. Dualara icabet eden. Çünkü 186. ayette ona ait de mesajı oradan okuyoruz. Ramazan bir dua mevsimi. O dua mevsiminde bize dua etmemizi isteyen Allah icabet edeceğini de El Mucib isminin aslında tezahürüyle bize yansıtmış oluyor. Genelde arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin aklına gelmeyen iki isim ama o hadisleri şimdi ben dedikten sonra okuduklarında çok iyi fark edecekler. El-Hennan ve El-Mennan isimleridir. El Hannan ismi merhametinde, şefkatinde, onun kullarına gösterdiği o engin şefkatinde hiçbir şekilde sınır koymayıp bunu kullarına en iyi bir biçimde yansıtandır. Mennan ismi, ismi ise nimet üzere nimet veren, verendir kullarına. Dolayısıyla biz bu altı ismi Ramazan'da çok farklı bir biçimde tezahürlerini görüyoruz. Ben de hem salondaki kardeşlerimi hem de şu anda ekranları karşısındaki olan kardeşlerimi bu altı isimle bir duaya davet etmek istiyorum. Ve diyorum ki Ya Rab senin Rab ismini şu Ramazan'da bizim üzerlerimizde tecelli ettir de gerçek manada terbiyeye varmış olalım. Amin. Ya Kerim, Kerimiyetini, cömertliğini en iyi hissedeceğimiz şu Ramazan'da bizim üzerimize daha farklı tecelli ettir ki o kerimiyet bizde de cömertliğe vesile olsun. Amin. Ya garip, ey kullarına çok yakın olan, hem de şah damarından daha yakın olan, can damarından daha yakın olan, beni senden uzaklaştıracak ne varsa her şeyi hayatımdan uzaklaştır ki ben sana daha yakın olabileyim. Amin. Sen bana yakınsın da ben her daim sana yakın olabileyim. Ya Mucip, ey dualara icabet eden. Eller sadece sana açılır, dualar sadece sana yapılır ve sen duaları kabul edensin. Bize de kabul edebileceğin duaları ettir Allah. Im. Amin. Gerçek manada dua edebilmeyi bizlere nasip Amin. eyle. Amin. Ya Hannan, sen üzerimize merhametini, şefkatini sağanak sağanak yağdırırsın da Ramazanda daha da farklı bir biçimde yağdırırsın. Bize merhamet ver ki biz yeryüzündekilere merhameti gösterebilelim ki semadan, senden daha fazla bir biçimde o merhamete nail olabilelim. Amin. Ya Mennan, şu Ramazan'da nimetleri üzerimize sağnak sağnak yağdıracaksın. O nimetlere karşı küfran içerisinde olan, nankörlük içerisinde olanlardan etme bizi. Amin. Senden gelen her nimete nasıl bizden istiyorsan, Şükredebilecek bir liyakat ver ki senin şakir kullarından olalım. Allahumme amin, Allahumme amin, amin. Allah razı olsun hocam. Hocam Errab ismi sizin de dediğiniz gibi terbiye ile doğrudan alakadar olan, bağlantısı olan bir e, isim. Bununla alakalı bu meseleyi, bu Rab ve terbiye meselesini biraz daha açsanız biz bu e, Errab ismi şerifi ile terbiye arasındaki ilişkiyi nasıl anlamamız lazım? Kur'an'da kaç kez geçiyor biliyor musun Nuri'ciğim Errab ismi? 971 kez muhteşem bir ifade bu. Muhteşem bir rakam. Lafzı Celal'den sonra en fazla Kur'an'ın kullandığı esmadır Er-Rab. Çok ilginçtir mesela. Alak suresi ilk inen ayetler değil mi? İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve ekrem. Bakın iki kez geldi. Son inen süre Nasır suresi bazı ihtilaflar var ama en fazla üzerinde ittifak edilen o. Nasır suresine de Rab ismi. Tertipte bakın Fatiha'dan başlıyoruz değil mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sonuna gelin. Kul euzu bi nas. Bunlar bir şey söylemesi lazım bize. Demek ki Cenab-ı Hak o Rab ismini sürekli bizim böyle nazarlarımıza vermek istiyor. Sürekli gündemde tutmak istiyor. Çünkü en fazla ihlal edilen alan orası. En fazla ihlal edilen alan orası olduğu için Rabbimiz de orayı bizim gündemimize koyuyor. Rab sahip demek, Rab aslında terbiye eden demek, Rab müdahale eden demek. Şimdi Cenab-ı Hak o ismiyle bize ne söylüyor biliyor musunuz Nuricim? Yaratan benim, yaşatan benim. Yöneten de benim diyor. İnsanlar ne diyor çoğunluğu? Allah'ım tamam sen yarattın, e sen de yaşatıyorsun, gökten yağmuru da sen indiriyorsun, yerden toprağın bitirdiklerini de sen bitiriyorsun ama şu yönetmeyi de bize bırak ya, bize bırak diyorlar. Onun için yeryüzünün ve insanlık tarihinin şu an yaşayan da tarihte yaşanmış olanları da bütün zalimleri Allah'ın Rab sıfatına aslında göz dikiyorlar. Mesela Firavun'u, Nemrud'u, Haman'ı, Kaman'ı, Samiri'yi, Belam'ı sayın artık yeryüzündeki o zalimleri ki Kur'an'ın andıkları mesela bunlar. Hiçbiri demiyor ben ilahım. Bunlar da biliyor yaratanın Allah olduğunu. Ama biz Firavun'un dilinden okuyoruz. Ene Rabbukumul Ala diyor. Ben sizin yüce Rabbinizim diyor. Çünkü yönetirim ben yönetirim. Yasayı ben koyarım, kanunu ben koyarım. Ben kanun koyarak sizi belli yerlere sevk edebilirim. Tamam, nasıl inanırsanız inanın. O inandığınız şeyi belli sınırlara eğer tutarsanız sınırlarda benim için bir problem yok diyor zalimler. Ama Rabbimiz de diyor ki ben alemlerin Rabbiyim diyor. Alemlerin Rabbi demek ne demek? Her şey benim, her şey. Semalar, kainat benim olduğum gibi arz da benim, arzdaki söz de benim diyor. Kanun da benim, yasa da benim. Kimse bu noktada başka bir şey yapamaz diyor aslında Cenab-ı Hak o Rab ismiyle bizim nazarlarımıza verdiği mesajla. Dolayısıyla biz Rab ismini doğru anladığımız zaman birçok şeyi anlarız ki işte o anladığımız meselelerin hepsini biz hangi başlık altında değerlendiriyoruz? Rububiyette tevhid noktasına değerlendiriyoruz. O rububiyette tevhidin en önemli alanlarından bir tanesi de nedir? Terbiyedir. Allah terbiyedir. Terbiyenin yasalarını da Allah koyar. Gelenek yasa koyar, devlet de yasa koyar. Sen de kendi nefsinden dolayı bir şeyler söylersin ama söylediklerin eğer vahye uyuyorsa itibar görür. Vahye uymadıktan sonra istediğin kadar bu noktada bir şeyler söyle. Aslında boşuna söylemiş olursun. Hatta Allah korusun haddi aşmış sınırları ihlal etmiş olursun. Onun için biz terbiyeyi eğer konuşacaksak Nuri'cim, şu üç tane hakikati hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Hakiki terbiye Errab olan Allah'ın istediği gibi yapılır. Çünkü terbiyenin kanunlarını, yasalarını o koyuyor ve o bize en güzel örnekleri ortaya koyarak gösteriyor. Hakiki terbiyenin kaynağı mutlak manada vahidir. Vahye vururuz biz geri kalan hepsini. Mesela örften gelen bazı terbiye olabilir mi? Olabilir. Vahye biz arz ederiz. Vahi onaylıyorsa tamam biz de onu kabul ederiz. Ama vahi onaylamıyorsa isterse 5000 senelik devam eden bir gelenek olsun. O gelenek vahyin temel ilkelerine aykırıysa o gelenek ayaklar altına alınır. Alınması gerekir. Alınmazsa eğer işte orada gerçek manada bir terbiye gerçekleşmez. Üçüncüsü hakiki terbiyenin muallimleri kesinlikle peygamberlerdir. Bakın üç şey söyledim Nurciğim, ne olur kardeşlerim de dikkat etsinler. Allah o hakiki terbiyenin gerçekten kanunlarını koyuyor. O kanunlar manzumesini biz vahideni öğreniyoruz. Onunların hayata intikallerini de peygamberlerden öğreniyoruz. Dolayısıyla biz eğer gerçek manada bir terbiyeden bahsedeceksek bahsedeceğimiz en temel 3 referans ana kaynağımız olarak 3 referansımız bunlardır. Allah razı olsun hocam. Hocam Ramazan terbiye olma adına çok önemli bir imkan ve fırsat. Bunu hepimiz biliyoruz. Siz de dünkü dersimizde Ramazan'ı bir üniversiteye benzettiniz ve bu üniversitenin 5 tane fakültesi olduğunu söylediniz. Bu 5 fakülteden bir tanesinin de terbiye fakültesi olduğunu söylemiştiniz. Sormak istediğim soru şu. Biz Ramazan'da ne yaparsak terbiyeyi tam manasıyla kazanmış ve sağlamış oluruz hayatlarımızda. Aklında mı diğerleri de? Evet hocam. Bir say hocam, say da bir kardeşlerimiz hatırlasınlar. E... Çünkü oradan mezun olacağız inşallah. İnşallah. Yani Ramazan'ın sonunda biz 5 tane fakülteden diploma alacağız Allah'ın izniyle. Yani bütün kardeşlerimizle biz bu 5 fakülteden, 5 medreseden bir şekliyle icazetlerimizi alacağız inşallah. Hocam ilk olarak muhabbet fakültesi demiştik. Çok İkincisi güzel. merhamet fakültesi. Üçüncüsü hikmet fakültesi. Dördüncüsü terbiye fakültesi. Beşincisi de cihat fakültesi evet. demiştik. Eyvallah. Şimdi soruna geçelim Nuriciğim. Bakın burada bu sorunun doğru cevabını verebilmemiz için iki temel soruyu sormamız lazım Nuriciğim. Birincisi terbiye nasıl olur? İkincisi terbiye nerede olur? Çünkü bu iki soruyu iyice cevaplarsak biz en azından sorunu iyi tespit etmiş oluruz. Ve terbiye deyip çok böyle basite aldığımız bir meselenin aslında biraz olsun içine de inmiş oluruz. Terbiye nasıl olur biliyor musunuz? Bunun cevabını verebilmemiz için üç tane cümleyi kardeşlerimize bir emanet etmemiz lazım. Ölçümsüz terbiye olmaz, örneksiz terbiye olmaz, ölçüsüz terbiye olmaz. Bu üçünü bir kere iyice bilelim. Ölçümsüz terbiye olmaz. Bundan kastımız ne? Ya biz terbiye olmak istiyoruz değil mi? Bir ölçelim ya kendimizi. Bir muhasebe edelim dün de söyledik ya. Ortaya bir koyalım. Eğer bir ölçüme tabi tutmazsak bendeki arızaları ben tam anlamıyla tespit etmezsem Yarım yamalak işte bir problemim var benim ama ben bu problemin üzerine gitmiyorum. Üzerini örtüyorum. Yani halının altına süpürüyorum. Sürekli bunu yapıyorum. Olmaz. O ölçümü doğru yapmayana kadar ben doğru bir biçimde teşhis yapamadığım için tedavi de yapamam. Somut birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela Allah korusun bir kardeşimizde yalan hastalığı olsa. Yalan işte. Allah Resulü'nün ne kadar bu noktada bizi ciddi şeylerle uyardığını biliyoruz. Bu yalanın kötü olduğunu da biliyor. Niye kötü olduğunu bilmesine rağmen yapıyor? İşte ölçüme ihtiyaç var. Bu kardeşimiz niye yalan söylüyor? Karşıdaki insandan korktuğu için mi? Karşıdaki insandan menfaati var da menfaatini korumak için mi? Karşıdaki insandan daha fazla yararlanmak için mi? Yalana dili alışıp işte yalanla kendisini daha fazla dinletmek için mi? Mübalağa edip ki o da zımmi bir yalandır aslında yani mübalağa dediğiniz şey eğer ölçüsüz bir biçimde yapılırsa ambalajlı bir yalandır mesela. O mübalağayı söyleyip de toplumda farklı bir biçimde etki uyandırmak için mi? Yani bunun bir sebebi olmalı. İşte o sebebini biz ancak ölçerek tespit edebiliriz. Bir kardeşimiz mesela gıybet ediyor. Sürekli gıybet noktasında bir sıkıntısı var. Nereye gitse iki tane Müslüman bulsa aa gördün mü deyip hemen başlıyor. İşte bir şekliyle o gıybetçiler de iyi tecrübeli, tecrübelidirler. Onlar iyi bilirler nasıl yapacaklarını öyle selamun aleyküm gel sana gıybet edelim demezler yani. Bayağı farklı bir biçim bir zemin hazırlar öyle söylerler. Şimdi bu kardeşimiz böyle bir şey yaptığında yapıyorsa niye yaptığını iyice bir ölçmek durumundayız. O da ölçmek durumunda. Çünkü biz şu anda kimseye bir elbise biçmiyoruz Nuri'ciğim. Ben burada kendi eksenimde konuşuyorum. Sen de kendi ekseninde dinliyorsun. Buradaki kardeşlerimiz de öyle. Ekranları karşısındaki kardeşlerimiz de öyle. Biz problemlerimiz var. Hepimiz biliyoruz kendi problemlerimizi, zafiyetlerimizi, eksiklerimizi. Bir ölçüye, ölçmeye tabi tutmalıyız. Niye? Neden? Neden deyip bunun üzerinde biraz durmalıyız. İkincisi örneksiz terbiye olmaz. Şimdi anlıyoruz bakın Kur'an'ımızın üçte ikisi niye örneklerle dolu? Niye anlatıyor bize peygamberleri? E bunun için anlatıyor ya. Örnek anlatıyor örnek. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerini niye anlattı bize? E örnek la. Eyüp aleyhisselamın niye anlattı bize? Örnek. Bize örnek anlatıyor. Örneksiz de terbiye olmaz. Biz onlara bakarak aslında bu noktada örneklerimizi onlardan seçtiğimiz için yeryüzünün en salihleri, en iyileri onlar olduğu için iyileri kendimize örnek edinerek ne yapıyoruz? İyileşiyoruz. Kötüleri kendilerine örnek eden, edenler kötüleşir. İyileri kendilerine örnek edinenler iyileşir. Biz de onun için gayret ediyoruz. Gönül isterdi ki yaşadığımız şu toplumda yaşayan örnekler de çoğalsın, çok olsun ama yok. E, olmayınca bizim örnek arama diye bir sorumluluğumuz yok. Örnek olma diye bir sorumluluğumuz var. Varsa örnek alırız, yoksa örnek oluruz. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. İşte tam bunun için Kur'an bize Ashab-ı Kehf kıssasını anlatıyor. Ashab-ı Kehf'ten alacağımız çok mesaj var da o insanlığın uyuyanlarını uyandıran uyuyanlar Ashab-ı Kehf'ten biz çok çok ciddi mesajlar alırız da aldığımız en önemli mesaj ne? E olur ki bir gün yaşadığınız toplumda zeminde örneksiz kalırsanız örnek aramayın, örnek olun misalinin aslında bir göstergesidir. Ashab-ı Kehf'i böyle okumak durumundayız. Onun için eğer biz gerçek manada terbiye adına bir şey konuşacaksak bunu bilmemiz lazım. Örneksiz terbiye olmaz. Üçüncüsü ölçüsüz terbiye olmaz. Bu ne demek? Şimdi ben diyelim ki Ramazan'a gidiyorum. Benim bir sürü eksiğim var, kusurum var, noksanım var. Herkes biliyor kendisini. Ben bir Ramazan'da hemen böyle gireceğim çıkacağım. Böyle bir gireceğim evliye olarak çıkacağım oradan. Böyle bir şey yok. Ölçüsüzlüğe gerek yok. Ya bu zor bir iş. Zorluğunu kabul ederek biz bunu anlamamız lazım. Asr-ı saadet dediğimiz bir zemini konuşuyoruz değil mi biz? Mesela biz asr-ı saadeti konuştuğumuzda Bazen zihinlerimize şöyle geliyor yani asr-ı saadet peygamber aleyhissalatü vesselam onların içerisinde yaşıyor. O toplumda her şey güllük gülistanlık zaten hepsi beyaz elbise giyiyorlar. Böyle herkes sinirleri alınmış bir vaziyette herkes birbirine selam veriyor. Acayip bir mutluluk böyle bir şey yok. Asr-ı saadeti asr-ı saadet kılan şey nedir biliyor musunuz? Sorunsuz bir toplum olmaları değil böyle bir şey mümkün değil zaten. Sorun ortaya çıktığı zaman insani ve İslami çözüm bulmaları. Asr-ı saadeti asr-ı saadet kılan bu. Peki nasıl terbiye etti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ölçülü terbiye etti. Hemen bir anda vermedi her şeyi. Tediriciliğe tabi tuttu. Aşamalı bir biçimde süreçle bazılarının eğitimi 20 sene sürdü ya. 20 sene 23 sene süren var yani Allah Resulü kaç tane sahabe efendimizin bazı zafiyetlerini 23 sene zarfında ancak belli bir noktaya taşımış oldu. Böyle bir anda olabilecek bir şey değil. Onun için burada ölçüsüz bir biçimde bu işin olmayacağını da bilmemiz gerekiyor. İkinci soruyu sorma sormamak durumundayız buradan Nuri'ciğim. Bunlar uzun uzun izah edilmesi gerekiyor ama kardeşlerimiz inşallah kendileri biraz üzerinde dursunlar. Terbiye nerede olur? Nerede olur terbiye? Terbiyenin bu olacağı üç tane alan var. Ona ben 3D diyorum. Sıralaması da şöyle düşüncede, duygu bu da davranışta. En başta düşüncede olmalı. Düşüncede olmazsa davranıştaki terbiye aslında işe yaramıyor. Önce düşünce dünyasını terbiye etmeli şahıs. Sonra duygularını, sonra davranışlarını. Çünkü bu üç tane alandaki terbiyeyi biz eğer doğru yerden başlatmazsak yine olmaz. Bakın niye Müslümanca yaşayamıyoruz mesela? Müslümanca düşünemediğimiz için, eğer Müslümanca düşünseydik, olaylara Müslümanca yaklaşabilseydik, Müslümanca meseleleri değerlendirme noktasında bir düşünce ufkuna sahip olsaydık, bugün birçok alanda da daha Müslümanca yaşayabilirdik. Onun için biz önce düşüncede, sonra duyguda en son süreçte davranışlarda. Biz tam tersini yapıyoruz. Mesela diyelim ki çocuğumuz namaz kılmıyor, değil mi? Bu davranış noktasında bir problem. Çocuğumuza namaz kıl, namaz kıl, namaz kıl diye telkini yapmayı kendi vazifemizi yapmış olarak görüyoruz. Ya kardeşim hele gel hele gel bakalım. Bu çocuk kaç yaşında diyelim ki 12 13 yaşında. Namaz kılmıyor, değil mi? Sen bir anne ve baba olarak hiç kendini alıp sorguladın mı? Niye ben bu noktada namaz meselesinde bu çocuğa bir şey veremedim. Ne eksik ne? Niye bu çocuk Müslüman bir evde anne ve babası da Müslüman namaz kılıyor ve onları da görüyor. Sen hatta küçükken Kur'an kursuna da göndermiştin. Hatta şu anda da İmam Hatip'e gönderiyorsun mesela. Hatta bir sürü bu noktada kitap aldın ona okutmaya çalıştın. Sohbet dinledin vakıflara götürdün derslere götürdün. Halen problem varsa niye bu problemin ana yatağına inmiyorsun? inmeyene kadar düzeltemezsin. Kusura bakma öyle pansuman tedavilerle olmuyor. Önce düşüncede bu noktada bazı şeylerin halledilmesi gerekiyor. Sonra duygu dünyasında terbiyenin olması gerekiyor. Son süreçte davranışlarda olması gerekiyor. Şimdi Nuri'ciğim o kadar buradan aslında örnekler verebiliriz ki bir sürü. E tabi vakit hepsine yetmeyecek. Ama ben böyle sahada işte sen de biliyorsun burada haftada kaç tane insanla karşılaşıyoruz, dertleri dinliyoruz, kardeşlerimize elimizden gelince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün bunların hepsini bir tecrübe olarak kabul ederlerse, ben bu üç alanda üçer tane önemli zafiyete dikkat çekmek istiyorum. Olur ki kardeşlerimize Abi, bu bende var dedikleri yeri terbiye etmelerine bir vesile olsun. Düşünce sahasında... Üç tane hastalık var çok büyük bunlar. Ve bunlar düzenirse var ya bir terbiye edisek var ya bir tanesini hele bir tanesini bir terbiye etsek valla Ramazan'dan biz bambaşka bir biçimde çıkacağız. Bambaşka. Bu düşünce dünyasındaki en önemli hastalıklardan bir tanesi dünyevileşmedir. Ahiretin önüne dünyanın alınmasıdır. Dünya ahiret adına bir dengenin kurulması gerekiyor ama bu sarsıldığı için ne yazık ki dünyevileşme uhrevileşmenin önüne geçtiği için şu anda birçok şey dünyevileşme nazarıyla değerlendirildiği değerlendirilden dolayı birçok alana bu manada menfi etkileri oluyor. İkincisi değersizleşme. Allah bir değerler sıralaması koymuş ortaya. Sen onu yerle bir etmişsin düşünce dünyanda. Allah'ın 10. sıraya koyduğunu sen ikinci sıraya getirmişsin. Allah'ın birinci sıraya koyduğunu sen otuzuncu sıraya götürmüşsün. Allah'ın ellinci sıraya koyduğunu sen üçüncü sıraya getirmişsin. Yerle bir etmişsin o değerler sistemini. Yerle bir ettiğin içinde hayat anarşiye dönmüş farkında değilsin. E bir dert daha var bizim düşünce dünyamızda duyarsızlaşma. Neme, neme lazım diyoruz mesela. Etrafımıza bir, kür, bir sürü zulüm görüyoruz, haksızlık görüyoruz. Sıkıntı görüyoruz. Herkes ne diyor? Ya bana ne ya işte başıma iş açmayayım ya. Benim başka işlerim var deyip zulmü engelleme noktasında karşı çıkmıyoruz. Ve çocuklarımızı da böyle yetiştiriyoruz farkında mısınız? Yani çocuklarımızı bile okullara gönderirken aman aman karışma aman sus aman konuşma diyerek yetiştiriyoruz. Böyle olduğu için de adaletin ikamesi noktasında istenilen yerde değiliz. Bu üç tane temel hastalık bizim düşünce dünyamızda. Farklı bir biçimde var. Eğer biz bunu tespit eder de bu noktada biraz terbiye adına bazı adımlar atarsak Allah'ın izniyle bu Ramazan hepimiz için bu alanda bize şifa olacak. İnşallah. Allah hepimizi iyileşenlerden eylesin. Amin. Şimdi duygu duygu dünyasında bakın herkes kendi duygularını biliyor. Ama yine ben o tecrübelerden yola çıkarak 3 tane hastalık söyleyeceğim duygu dünyasında da. Beğenilme arzusu, kendini özel hissetme arzusu bir de bunun tersi var. Kendini değersiz görme arzusu. Beğenilme arzusu insanda böyle bir arzu vardır. Herkes beğenilmek ister ama bu terbiye edilmediği zaman şahsı riyaya götürüyor. Ve hep başkalarının beğenmesini, alkışlamasını, takdir etmesini, bu noktada hep övülmeyi, hep böyle insanlardan teveccüh görmeyi, bunu da yaptığı için hep vitrinlere oynamayı. Ne yaparsak işte eller görsün, dostlar pazarda görsün, millet alkışlasın bizi, övsün, şu olsun bu olsun. E riya, riya. Neticede riya dediğin şey amele şirk koşulması. Allah da o amellerin hiçbir tanesine karşılık vermeyecek. Bunun için ne kadar önemli uyarılarda bulunuyor bizi, bize. Kendini özel hissetme arzusu terbiye edilmediği zaman ne oluyor biliyor musun Nuri'ciğim? Narsizm. Adam öyle bir yerde koyuyor ki kendini. Evinin firavunu ya firavunu. Yani bazen aile sorunlarını dinliyorum. Eşler yani fark etmiyor. İnanın ki bunun kadını erkeği yok. Eşlerden bir tanesi olmuş firavun paşa. Firavun evin firavunu astığım astı kestiğim kestik. Bakıyorsun bir hizmet alanında olmuş o küçük firavun. Biraz daha bir başka yerde biraz daha büyük firavun. Hep böyle firavunca bir hal. Çünkü kendini çok özel bir konumda hissediyor. Ve bu özel konumda hissettiği için de kendinde farklı şeyler görmeye başlıyor. Mesela bazen siz de görmüşsünüzdür, kardeşlerimiz de görmüştür. Geliyor birisi işte diyor ki ben Mehdi'yim mesela. Nereden biliyorsun Mehdi olduğunu? Bana geliyorlar hocam diyor. E tamam. Geliyor doğru ona geliyorlar yani gerçekten geliyorlar. Çünkü kendisini ona kaptırdığı için e geliyor da kim geliyor yani Cebrail gelecek değil yani. Herhalde gelen kimin oldu, kim olduğu belli. Ama ona o primi veren şahsın kendisi. O özel hissetme noktasında eğer bu belli bir çerçeveyle sınırlandırılmasa insanı nereye götüreceği belli. Bir diğer hastalık daha var bakın duygu noktasında kendisini değersiz görme. Özgüveni yok, şahsiyet tam oturmamış. Hep başkalarını memnun etme noktasında bir çaba içerisinde. Hep böyle hayatını başkalarının üzerine bina ederek yaşama adına. Bu da çokça var etrafımızda ne yazık ki. Ve bunlar bakın duygu dünyasında en fazla yaşadığımız hastalıklardan üç tanesi. Gelelim davranışlara. Bakın davranışlarda da birçok şey söyleriz Nuri'cim. Ama üç şey söyleyeceğim. Bilmem kardeşlerim katılacaklar mı? İnanın şu anda İslam toplumlarının mesela böyle çok farklı bir biçimde hastalıklarını alt alta dizsek, belki kavramları başka şeyler kullanabiliriz. Herkes kendi dünyasından ama ben üç tane hastalık görüyorum davranışlarda. Nezaketsizlik, nezahetsizlik, nezafetsizlik. Nezaketsizlik dediğiniz şey saygıda terbiye ihlalidir aslında terbiyesizlik diyeceğim de terbiyesizlik olmasın diye demiyorum. Terbiye ihlali. Nezahetsizlik samimiyette terbiye ihlalidir. Nezafetsizlik sadelikte. Sadeliğin en güzel göstergesi nedir? Temizliktir ya. Ondaki aslında ihlale ait şeylerdir. Ve davranışlarımızda bu var. Bir bakıyorsunuz 50 yaşında ya 50 yaşında yani benim yaşımda şimdi ona varmış. 50 yaşında çocuk gibi davranıyor ya. Niye öyle? Yok yok nezaket yok adamda. Kiminle ne konuşacağını bilmiyor. Kimin karşısında nasıl davranacağını bilmiyor. Babasıyla konuşuyor nezaket yok. Eşiyle konuşuyor nezaket yok. Arkadaşıyla konuşuyor nezaket yok. İşte kendi çocuklarıyla konuşuyor, nezaket yok ya. Allah Resulü yeryüzünün en nazik insanıydı ya. En nazik insanı. Sen sünnet mi istiyorsun? Al sana sünnet ya. Allah Resulü hiç kimseye nezaket noktasında en ufak bir ihlal yapıp yaparak davranış sergilediğini görmüyoruz. En azını düşmanına dahi. Biri ona ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem canlarımız onun yoluna kurban olsun diye seslendiğinde nasıl karşılık veriyor? tamamen dönüyor vücuduyla karşısına dikiliyor. Gözünü gözünün içine koyarak Allah Resulü buyur diyor. Allah Resulü böyle ve bir sürü biri elini uzattığı zaman ona o şahıs elini çekmeyene kadar elini çekmeyen bir peygamber var önümüzde. Yani nezaket noktasında böyle nezahet o iç duruluk samimiyet Allah Resulü de zirve e temizlik, nezaki, nezafet zaten başka bir boyutta. Dolayısıyla bütün bunlar belki biraz uzattım ama önemli gerçekten İnşallah bunların altını doldurarak iyi bir tespit yaparsak nerede bu manada problemlerimiz var? Giderme adına biraz daha gayret içerisinde oluruz. Şöyle bir dua edeyim. Bütün kardeşlerim de bu duaya gönülden amin desinler. Hepimizde hastalık var, zafiyet var. Allah şu Ramazan'ı zaafiyetlerimizi ve terbiye ihlali yaşadığımız alanlardaki her türlü sıkıntıyı gidermeye bir vesile kılsın. Amin, inşallah. Hocam gerçekten çok önemli noktalara değindiniz Allah razı olsun. Biz terbiye meselesini hiç bu kadar ele almamıştık, bilmiyorduk da aslında. Bu mühim meselenin zihinlerimizde biraz daha oturması adına ben bir şey daha sormak istiyorum hocam. Buyurun. Biz hadislerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orucu bir terbiye metodu olarak kullandığını görüyoruz. Mesela siz daha iyi bilirsiniz. Efendimiz Aleyhisselam evlenmeye güç güç yetiremeyenlere orucu tavsiye ediyor. Aynen. Ya da bazı ahlaki hastalıkları, zafiyetleri olan kişileri oruç üzerinden tedavi etmeye, terbiye etmeye çalışıyor. Bunu tavsiye ediyor. Aynen. Biz oruç ve terbiye arasındaki ilişkiyi nasıl anlamamız lazım? Valla çok mühim bir soru bu Nuriciğim. Mesela bir reklam vardı. Sen bilirsin. Aç sen açken aç değil misin? Nasıldı? Açken sen sen değilsin. Hocam. Açken sen sen değilsin. O o söz tamamen yanlış bir söz. Doğrusu açken sen sensin. Doğrusu o. Niye? Çünkü açlık bizde tabii ki böyle kendisini farklı boyutlara koyarak değil. Gerçekten açlık işte. Orucun bize öğrettiği o açlık bedenin küçülüp ruhun büyümesidir. Biraz sonra Aliya'dan bir söz okuyacağım. Aliya'nın Binlerce selam olsun ona da. Aslında ruhun bedene zaferi. Oruç bu. Ruhun bedene zaferi. Orayı okuyalım hemen bence unutmadan. Ne diyor biliyor musunuz o bilge insan? Oruç ruhun beden üzerindeki zaferidir. Acı verici ve doğrudan tecrübe edilen bir zafer. Oruç bu şekilde tecrübe edilirse sadece acı değil haz da verecektir. O kendi dünyasından bunu söylüyor ve orucu bir başka yerde kıyaslarken biraz da işin sosyal boyutuna da dikkat çekerek diyor ki işte çiftçi kulbesiyle kralın sarayını eşitleyen bir amel. O kadar güzel ki bu çiftçinin kulbesiyle kralın sarayını eşitleyen bir ibadetten bahsediyoruz. Şimdi bu oruç eğer sadece bilinen manada işte imsakla iftar arasındaki belli şeylerden uzak durmak olarak anlaşılmasının ötesinde bir yere gittiğinde ruhun bedene zaferinin nasıl olacağına dair bazı şeyleri daha iyi anlamış oluruz. Ben birkaç yerde anlatmıştım Nuri'ciğim burada bilmiyorum arkadaşlar o anlattığıma şahit oldular mı? Ama bir daha anlatmakta hiçbir beis yok. Birkaç sene önce biz Danimarka'ya gitmiştik. Orada bir okul müdürü eğer dinliyorsa dinliyordur çünkü dersleri selam olsun ona da. Müslüman olmuş Danimarkalı adı da Abdülhamit olmuş. Ben sordum dedim niye bu ismi aldın? Sultan Abdülhamit'i çok sevdiğim için o ismi koydum diyor kendime. Nasıl Müslüman oldun diye sordum. Şöyle bir şey söyledi. Hocam dedi ben aslında yazılım firmasına çalışan birisiydim. Aylardan Ağustos iş arkadaşlarımdan birisi Pakistanlı. Bakıyorum yemiyor, içmiyor, hiçbir şey yapmıyor. Merak ettim sordum ne yapıyorsun? Oruç tutuyorum dedi. Nasıl oruç tutuyorsun? Anlattı bana. Bir ay boyunca bunu yapmıyor musunuz dedim siz. Yani hiç yemek içmiyor, yemiyorsunuz, su içmiyorsunuz. Bu Ağustos'un sıcağında bir ay boyunca bunu yapmıyor musunuz? Yapmıyoruz dedi. Ve ben oradan sonra İslam'ı merak ettim ve İslam'ı araştırarak Allah bana hidayet verdi, Müslüman oldum yani diyor. Allah selamet versin. Bütün insan kardeşlerimize de Cenab-ı Hak Abdülhamid gibi iman şerbetini içmek nasip etsin. Amin. Bakın ne kadar güzel bir şey. Biz bazen içinde olduğumuz için bazı nimetlerin tam olarak kıymetini bilmiyoruz. Bir oruç birinin imanına vesile oluyor. Neden? Çünkü bu açlıkta farklı bir şey var. Yani ruh bedene galip geliyor ya. Neticede oruç dediğiniz şey nedir? Allah için tutmaktır ya. Allah için el uzatmamaktır. Allah için adım atmamaktır. Allah için susmaktır. Allah için yutmaktır. Yani size birisi oruçluyken gelip çattığında haksız bile olsa ne diyorsunuz efendimizden öğrendiğimiz üzere? Biz saimiz diyoruz. Oruçluyuz. Onun için dokunulmazlığın var. Gidebilirsin efendim diyoruz. Bak bize Allah Resulü bir şey öğretiyor. Bunu yapmaya ait adımlar atmak işte insandaki biraz önce söylediğimiz düşünce, duygu ve davranışlarını terbiye ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de işte bundan dolayı bazı davranışlarda, duygularda ve düşüncelerde eğitim noktasında, terbiye noktasında adımlar atılsın diye orucu tavsiye ediyor. Çünkü gerçekten oruç bir mektep ve o mektebe girdiğinizde oruç sizi eğitiyor, terbiye ediyor. Nefis mesela birçok şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de bunu görüyoruz. içimizde farklı bir imtihan aracıdır biliyorsunuz nefis. Nefsi dizginleyen ve nefse diz çöktüren tek amel oruçtur. Cenab-ı Hak'la bir konuşmasını Allah Resulü bize anlatıyor. İşte misal alemindeki bir şeydir. Oradaki o manada nefsin müstahni davranması, bir şekliyle farklı şeyler söylemesi, sonra açlıkla karşı karşıya kalınca haddini bilmesi, açlıkla boyun eğmesi, açlıkla itaat etmesi aslında o açlığın nasıl işte ruhun bedene zafer kazandığına dair işarettir. Eğer biz orucu böyle anlarsak, gerçekten o ruhu tam olarak anlayarak hayatımıza taşırsak İnanın ki terbiye noktasında oruç bizim için büyük bir şifa vesilesine dönüşür. İnşallah hocam Allah razı olsun. Hocam mesele terbiye olunca kardeşlerimizden çok fazla soru geliyor. Siz bizden çok daha fazlasına muhatap oluyorsunuz. Birçok sorunun cevabını aslında verdiniz dersin bu zamana kadar ki faslında. Ama ben iki soruyu size sormak istiyorum. Kardeşlerimizden bazıları diyor ki ne yaparsak yapalım bazı davranışlarımızı terbiye edemiyoruz. Bu da bizi ümitsizliğe sevk ediyor. Gerçekten bazı davranışlar terbiye edilemez mi? İlk olarak bu hocam, ikinci buna vereyim unutmayan bu önemli bir soru. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Şimdi öyle, gerçekten öyle. Ama bir kere yenilgiyi baştan da kabullenmemek gerekiyor. Mesela bazı gerçekten davranışlarımız eğer huylarımızdan geliyorsa, mizaçlarımızın bir parçasıysa terbiye çok zor. Ama bakın terbiye diyoruz değiştirme değil. Zaten huy değiştirme diye bir şey yok. Mizaç değiştirme diye bir şey yok. Ama terbiye var. O terbiye de süreç istiyor. Ne kadar? Ölene kadar. Zaten Allah da senin o manada uğraşmanı istiyor. Öfke noktasında mesela sorun yaşayan bir sürü kardeşimiz var içimizde. Öfkeleniyor. Eğer o noktada terbiye ait bazı şeyleri almışsa ne yapıyor sonra? Pişman oluyor. Tamam, pişman oldun. Telafisi için adım at. Ve o telafisinin adımlarını attığında her o adımı attığında aslında o yanlış, o eksik, o sıkıntılı olan davranışını da terbiye etme noktasında bir şeyler yapmış oluyorsun. E şimdi biz mesela bir Ramazana gireceğiz. Bir sürü önümüzde işte dosyalar birikecek zafiyetler adına, hatalar adına, noksanlıklar adına. Ya o kadar değil bir iki tanesini bu Ramazan'da düzeltelim. Allah ömür verir bir daha gideriz bir başka Ramazan'a orada düzeltiriz. Ramazan'a varmayız Ramazan'dan sonra önümüzde zilhicce vardır. İbrahim'i günler. İbrahim Aleyhisselam'ın terbiyesinde kendimize talebelik buluruz. Belki İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetinde kendimize bir şeyler buluruz. Belki Hacer anamızın o büyük fedakarlığında kendimize bir şeyler buluruz şekilde hayatımızı düzeltmeye çalışırız. Onun için ben düzelmem noktasında bir ön yargıyı bir kere silelim. Hayır ben düzeleceğim ve gayret edeceğim. Bu gayretimi ne kadar daimi bir hale getirebilirsem Allah beni o çabada görmek istiyor. Kalpler de Allah'ın elindedir ya. Kalpler de Allah'ın elindedir. Ömer gibi sürekli kılıcını havaya kaldıran birisinden Fırat'ın kenarındaki koyun için titreyen bir medeniyet ya bu medeniyet Ömer gibi bir insanı eğer ortaya çıkarmışsa İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Nedir? Kömürken elmas olmuş ya. Elmas. Kendisi söylüyor bize binlerce selam olsun o büyük insana radıyallahu an. Hazreti Bilal'e selam vermiyor ya selam. Selam vermiyor. Hazreti Bilal'le tenezzül etmiyor konuşmaya ama sonra İslam'la şereflenince Bilal bizim efendimizdir. Onu bir başka efendimiz olan Ebu Bekir azat etmiştir diyerek ikisini aynı seviyede görecek bir ufka erişmiş oluyor. E şimdi Hazreti Ömer'deki o celaletin biz daha sonra nasıl merhametle dengelendiğini görüyor muyuz? Terbiye edildiğine şahit oluyor muyuz? Oluyoruz. Uyku zafiyeti olan bir sahabe efendimizin şimdi Ramazan ve uyku diye dersimiz olacak zaten. Orada biraz irdeleyeceğiz. Nasıl efendimiz terbiye etti görüyoruz. Şehvet noktasında sınırları ihlal eden bazı sahabe efendilerimize karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl adımlar attığını görüyoruz. Yani ister duyguda ister düşüncede ister davranışta işte biraz önce sınıflandırdığımız üç alanda. Ama nasıl yaptı Efendimiz bunu? Tedricen, aşamalı, sabırla, asla acele etmeden ve muhataplarına inanın ya inanın değişmek mümkün değil ama terbiye etmek mümkün. Eğer o terbiyede istikrar olursa bazı şeyler değişebilir. Yani bu noktada onlarca örneği okuyoruz. Dolayısıyla bunu iyice anlamamız lazım. Bazı duygularımız vardır Nuri'ciğim. Mesela öfke değil mi? Ya terbiye edersin öfkeyi celadete dönüşür. Salabet olur salabet. Dağ gibi durursun işte yeryüzündeki bütün zalimlerin karşısında. Eğer sen onu terbiye edersen. İnat mesela adamı çileden çıkaran bir Hastalık değil mi inat yani? Küstün mü diye boynunu büktün mü bir şey yapmaz. 40 sene geçer aradan unutmaz bazı şeyleri ve var bu hastalıklar. İnadı terbiye et sebata dönüşsün ya. Sebata. Yüzü yumuşaktır mesela bir kardeşimizin. Yok diyemiyordur. Hayır yoktur onun kitabında. Her zaman herkese iyilik adına bir şeyler yapmaya çalışır ve bunun da büyük bedellerini öder. Ya bunu terbiye edersin. Hilm gibi bir peygamber ahlakına dönüşür. Yani terbiye ettiğiniz zaman nelerin olabileceğini iyice anladığımızda bugün rahatsız olduğumuz birçok aslında davranışın o gün o terbiye ile nereye vardığını görmüş oluruz. Hocam Allah razı olsun. İkinci sorumuz da şu hocam. Kardeşlerimiz diyorlar ki biz Ramazan'da bazı manevi kazanımlar elde ediyoruz. Ama ne yazık ki bu istikrarlı devam etmiyor. Ramazan ayı bittikten sonra bizde bazı gevşemeler oluyor. O Ramazan ayında elde ettiğimiz, kulluğumuzun daha da güzelleşmesi adına yaptığımız güzel manevi kazanımlar sonrasında uçup gidiyor. Biz bu istikrarı nasıl sağlayabiliriz? Bazı alimlerimiz ne yapıyormuş biliyor musun Nuriciğim? Ramazan'a vardılar bir ay geçti ya, 6 ay Ramazan'dan sonra Allah'ım kazandıklarımı koru, Allah'ım kazandıklarımı korumamı sağla diye dua edip yaptıklarının da kabul elme olması için dua ediyorlarmış. O altı ay bitince bu sefer de diğer altı ayda da Allah'ım bizi Ramazan'a ulaştır, Allah'ım bizi Ramazan'a ulaştır diye dua ederlermiş. Şimdi biz de yapacağımız bu. Evet o kardeşimizin yaşadığı birçok sorunu hepimiz yaşıyoruz. Ramazan'da bir maneviyat oluşuyor. O umumi maneviyattan şöyle ya da böyle Herkes kendi payı nispetinde istifade ediyor. Ama bir müddet sonra Ramazan bitiyor. Şevvale gelince işler farklı bir noktaya geliyor. Burada bir şeyi anlamamız lazım ve hedef olarak kendi dünyamıza onu koymamız lazım. Biz de hiçbir zaman İslami anlamda diyorum. Biz deyince Ümmet-i Muhammed'in kodları üzerinden konuşuyoruz. Bir alana sıkıştırılacak bir dindarlık yok. Özel gecelere, günlere sıkıştırılacak bir dindarlık yok. Mesela bizde Ramazan Müslümanlığı diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ramazan Müslümanlığı ne demek ya? Şimdi Ramazan'da ben teravih kılayım. E? e sabah namazını kılmasam da olur. Bu cehaletin aslında söylediği bir şey. Ya sabah namazı farz, teravih namazı nafile. Sünnet yani. Allah Resulü onu teşvik ediyor. Diğeri farz yani. 50 bin tane teravih namazı bir tane sabah namazıyla mukayese edilmez ki. Onun için burada bir şeyin çok net zihnimize oturması lazım. Biz Ramazanlarda Müslümanlığımızın kalitesini arttırmaya çalışırız. Yoksa Müslümanlığımızı bir aya sıkıştırmayız. Müslümanlığımızın kalitesini arttırırız. Şimdi kaliteyi arttırma adına da bir kere bir hedef koyuyoruz karşımıza. Nedir o hedef? Allah'ın bizi Müslüman olarak öldür. E öyleyse eğer o zaman ben Ramazan'ı bitirdim. Önemli hedef duruyor yine karşımda. Onu hatırladığımda Ramazana sıkıştırma murayı. Ramazandan aldığım ruhu diğer taraflara taşımanın gayretini veririm. Dolayısıyla biz terbiye adına evet Ramazanda yoğunlaşacağız ama diğer süreçlere de bunu taşıma adına gayret içerisinde olacağız. Ama oldu ki yine nefsimize uyduk. Oldu ki oldu ki yine bu noktada tamamlayamadık, yapmadık. Yine umudu kaybetmeyeceğiz. Geçen ders yani geçen dünkü derste söyledik. Hayır olmadı. O sefer olmadı ama bu sefer olacak diyerek bu sefer olacağına dair bir umut taşıyarak bu manada adımlar atmak. İnşallah hocam. Hocam terbiye dediğimizde aklımıza gelen e, en çok dillendirdiğimiz kavramlardan bir tanesi nefis terbiyesi meselesi. Hı. Bu nefis terbiyesini tam anlamıyla yapabilmek için bizim nelere dikkat etmemiz lazım? Bu nefis terbiyesinin hakkıyla yerine getirilmesi için nelere dikkat edilip Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Şunu bir kere hiç unutmayalım Nuri'cim. Bizde bakın nefis öldürmesi diye bir şey yok. Terbiyeden bahsediyoruz. Ne güzel kullandın kelimeyi. Nefis terbiyesi. Dolayısıyla köreltme yok bizde aslında. Yol açma var. Bakın bu çok önemli bir şey. Yok etme yok. Meşru zeminlere kaydırma var. Yasaklar değil, helaller üzerinden adımlar atmak var. Mesela bazı genç kardeşlerimiz Allah yardımcıları olsun haramları düşündükleri için daha çok helalleri düşünmeleri gerekirken haramları sayıkladıkları için gergin oluyorlar. Ya helalleri sayıklayalım. Niye haramları sayıklayalım? Helaller çok ya. Haramlar sayılı zaten. Dışarıya çıkacak şu haram bir yere gidecek şu haram şöyle yapacak bu haram. Böyle deyince o gerginlik hatalar etmelerine sebebiyet veriyor. Evet şu anda dünya bir Çöl'e bir bataklığa dönmüş mü? E dönmüş. Ne yapayım kardeşim? Ne yapayım? Allah bizi bu dünyada yarattı, bu zamanda geldik biz. Ben bataklıkta da nasıl yürüneceğini öğrenmek durumdayım. O zaman o bataklıkta bile helalleri sayarsam eğer riski azaltmış olurum. Çünkü helalleri saydığımda helal dairesinin geniş olduğunu göreceğim. Keyfe de kafi olduğundan fark edeceğim ona göre bir hayat aslında yaşamış olacağım. Ama şu haram şu haram şu haram şu haram böyle haram sayıklama adına bir şey oluşursa haramları elbette ki bileceğiz ama sürekli haram noktasında bir şeye dönüşürsek özellikle genç kardeşlerimize böyle bir sıkıntı oluşuyor. Bunu nasıl anlayalım biliyor musunuz? Mesela bir sen bastırmış geliyor. Duygular da böyledir zaten. O suya yol vermekleri lazım. O suyu engellediğiniz zaman Sağlam bir şeyler koyarsanız bir miktar durdurursunuz ama su şiddetliyse devirir orayı. Devirir ve bu sefer devirdiği zaman önünde de ne varsa her şeyi yıkar gider. E şimdi bizim de insan olarak içimizde bazı duygular var. Şehvetten kaynaklanan duygular var, beğenilme arzusu var. Bakın biraz önce bazı şeyleri söyledik, öfke var, şu var, bu var. Bunlara meşru zeminlerde yol vermek gerekir o yolun ne olacağına dair Allah Resulü'nün bize öğrettiği öğretiler var. Onları öğrenmemiz lazım işte bizim. Yani zaman olsaydı onlara ait bazı şeyler söylerdi ama geçmiş derslerde bunları irdeledik zaten. Onları biraz öğrendiğimizde ona ait bazı şeyleri bizler de hayatımıza taşımış oluruz. Şimdi ben burada özellikle nefis terbiyesini tam anlamıyla yapabilmemiz için 10 tane maddeyi kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Bu işi en iyi bir biçimde yapabilmemiz için en başa ne yazmamız lazım biliyor musun Nuri'ciğim? İmanları takviye etmek. İman takviyesi olmadan nefis terbiyesi olmaz. Çünkü imanın öğrenmeyen, imanın tadına varmayan bir insan zordur ya bu dünyanın bu kadar Cazibesi içerisinde bazı şeylere hayır diyebilmek, o hayır diyebilmek mümini mümin kılıyor. Mümin yaptıklarıyla, mümin olduğu gibi yapmadıklarıyla da mümindir. Bizde o la işareti çok güzel bir işarettir. O la, la ilahe derken o iman kelimesinin, iman sloganının başındaki o la aslında bizim en büyük sembollerimizden biridir. Bizim neam dediklerimiz, evet dediklerimiz, la dediklerimizle kıyas edilse lalar o hayırlar daha çoktur bizim hayatımızda. Çünkü mümin hayırlar üzerinden yürür. O hayır demeyi, demenin de hayır olduğunu bilir. O hayır çok önemlidir. O hayır çok hayırlı bir hayırdır aslında. Onun için bunu diyebilmemiz için imanın takviyesine gerek var. İkincisi helalleri iyice öğrenip onlarla yetinmek. Biraz önce söylediğim buydu. Üçüncüsü dava şuurunu her daim yenilemek. Eğer davanız olmasa bakımı yol vermek budur aslında. Şimdi sen gence diyorsun ki bunu yapma. Tamam onu yapmasın. Ne yapsın? Var mı önüne koyduğun bir şey? Onun alternatifine ait bir şey sunuyor musun? İşte bu dava meselesi odur. Kabiliyetine göre bir alan açtığın zaman o orada enerjisini harcayacak aslında. Makul hedefler belirlemek. Geleceğiz onu derslerimizin birinde zaten hedef meselesini konuşacağız. Boş zamanları güzel şeylerle geçirmek yarınki dersimizin başlığı ne? Ramazan ve zaman. zaman. İşte bu konuları orada işleyeceğiz zaten. Farzların ikamesine, nafilelerin ihyasına çalışmak, köklerimiz ile irtibatımızı güçlendirmek, köklerimizin kim olduğu belli nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Salih ve sadık arkadaşlar edinmek. Her türlü nifakın ilacı olan infakı arttırmak. Hele Ramazanda, hele Ramazanda. Sabrı kuşanıp hem nefse hem birbirimize sabır telkininde bulunmak. Eğer bu 10 şeyi yaparsak nefislerimizi terbiye ederiz Allah'ın izniyle. E şimdi biz hedef adına bunları koyduk önümüze inşallah Ramazan için. Şimdi ilerleyen derslerde bazı şeyleri biraz daha somutlaştıracağız. Biraz adımlar attığımızda Allah'ın izniyle hayatımızdaki bazı sıkıntıları giderme noktasında adımlar atmış olacağız. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla, inayetiyle, bize nüshretiyle ortaya çok farklı bir biçimde bir şey çıkacak. İnşallah. Ben bu Ramazan çok umutluyum Nuriciğim. Çok umutluyum. Allah'ın izniyle bu Ramazan bambaşka bir Ramazan olacak. İnşallah hocam. Hocam zaman epey ilerlemiş, süremizin sonuna gelmişiz. Çok da güzel bir ders oldu ve benim açımdan izleyenler için de kesinlikle öyledir. Son bir soru daha sorayım hocam müsaadenizle Buyurun. kardeşlerimizin çoğunun merak ettiği mesele Ramazan programları nasıl olacak? Ramazanda bir programımızın olacağını söylemiştik ama bunun içeriğine dair bize neler söylersiniz hocam? Allah izin verirse Ramazanda şöyle bir program yapacağız Nuriciğim Resulullah'ın Ramazanları 30 gün bir de bayramı ekleyeceğiz 31 gün 31 gün boyunca eğer yanlış söylüyorsam kardeşler beni uyarsınlar her gün saat 18.30'da iftardan biraz önce biraz daha böyle kısa bir ders olduğu için öyle bir saati uygun gördüğü kardeşlerimiz 31 gün boyunca böyle bir yürüyüş yapacağız. Bu derslerde ne konuşacağız? Onun bilgisini biraz verelim kardeşlerimize. Şimdi biz biliyoruz ki hicretin ikinci yılından itibaren Resulullah'ın dünyasına oruçlarla birlikte ramazanlar girdi ve Allah Resulü'nün dünyasında 9 tane ramazan var. 5 tanesi 30 gün, 4 tanesi 29 gün, toplam 266 gün ramazan var Allah Resulü'nün hayatında. Şimdi ramazan özel olduğu için özel günlerde sahabe kameraları açar böyle. Onların kameraları farklı zaten. Onlar oradan kaydeder, bize de naklederler. Biz o 266 günün çoğunu, büyük bir kısmını biliyoruz. Ben o 266 günden 31 gün seçtim. Gün gün Allah Resulü'nün Ramazan'ı. Mesela bir Ramazan'da Resulullah'ın bir Ramazan'ını anlatacağım. Birinci gün Ramazan'ını anlatacağım. İki Ramazan'da Resulullah'ın bir Ramazan'ın ikinci gününü anlatacağım. Üç Ramazan'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki bir Ramazan'ın üçüncü gününü anlatacağım. Böylelikle 30 günü tamamlayacağız. sonda bayram zaten. Bayramda da Allah Resulü'nün bayramına beraberce şahit olacağız. Böylelikle 31 günde siyerin içerisinde özellikle hicri 2'den itibaren olan Ramazanlarla alakalı günlere şahit olacağız. İnşallah. Ve o kadar güzel mesajlar göreceğiz ki o kadar güzel şeylere şahit olacağız ki. Yüreğimizde var olan peygamber sevgisi inşallah daha da artacak. Allah Resulü'nün yaşadığı o hayattan kendi dünyamıza bağlar kuracağız. Efendimizin bazen iftar sofralarına şahit olacağız. Bazen sahuruna şahit olacağız. Bazen Ayşe anamızla yaptığı bir münasebete, bir iletişime, bir şakalaşmaya şahit olacağız. Bazen Bedir yolunda yürüyeceğiz. Bazen Bedir'in içerisinde o kavgaya şahitlik edeceğiz. Bazen Mekke'nin fethine gideceğiz. Bazen fetih gününü göreceğiz. Bazen Huneyn'e uzanacağız. Yani o 31 gün içerisinde epey Allah Resulü'nün hayatındaki önemli sahneleri görmüş olacağız. İnşallah, İnşallah kardeşlerimiz dua etsinler. Allah selametle bizi vardırsın Ramazan'a ve Resulullah'ın o güzel Ramazan'larına da şahit kılarak bizleri bugünün dünyasına bazı izler taşımak. Hepimize nasip olsun. Amin inşallah hocam. Biz de merakla ve sabırsızlıkla bekliyoruz inşallah evet, hocam. Vallahi, Bugün ödevimiz olacak mı hocam? Valla bir ödev vermek istiyorum Nur evet, Hüseyin. Bir dahaki dersimiz Ramazan ve zaman. zaman ya. Bu zaman tanzimi açısından bazı şeyleri konuşmamıza da zemin olsun diye... ...başta söylediğim ayetleri zaman ekseninde okumalarını kardeşlerime tavsiye ediyorum. Yani Bakara suresinin 183. ayetinden... 187. ayete kadar 5 ayeti zaman ekseninde okusunlar. Orada çok önemli bir ifade var. O ifade zaman ekseninde hiç okunmuyor. Ben bu vesileyle okunmasını kardeşlerime tavsiye ediyorum. O ifade ne biliyor musunuz? Eyyamul ma'dudat. Sayılı günler. Bu sayılı günlerle zaman tanzimi arasında çok ciddi bir irtibat var. Niye bir zamanı tanzim edemiyoruz? Aslında eyyamul Mağdudat'tan bazı mesajlar alıyoruz. Dolayısıyla kardeşlerimiz bu eyyamul Mağdudat biraz araştırsalar Kur'an'da başka bir yerde yine görecekler. Biraz araştırsalar eyyamul malumat da görecekler. Eyyamul malumat da ayrı bir şey söyleyecekler, söyleyecek bize. Biraz araştırsalar eyyam kelimelerinin üzerinden de Başka şeyler görecekler. Eyyam günler biliyorsunuz. Yani epey Kur'an bu noktada bize aslında mesajlar verecek. İnşallah biraz kardeşlerimiz bu Eyyam-ı Ma'dudat ifadesinin üzerinde dursunlar. Yarında biz onun üzerine bina ederek Ramazan'da zaman tanzimi noktasında ...zamanı daha iyi geçirme noktasında neler yapmamız gerektiği konusunda bazı şeyleri konuşmuş olalım. İnşallah hocam. Allah kabul etsin. Allah razı olsun, Allah olsun hocam. Bayılar, Efendim olsun. Ramazan ve terbiye başlıklı konuşmamızın programımızın sonuna geldik. Yarın da inşallah Ramazan ve zaman e, meselesini konuşacağız. Ve bu başlık altında da Ramazan ve zaman tanzimi, neleri hedeflemeliyiz... ...zamanı kullanma açısından Ramazan ve Ramazan ve uyku meselesi gibi önemli hususları inşallah konuşacağız... Dün de dediğimiz gibi yarın inşallah Allah nasip ederse saatlerimiz 21'i gösterdiğinde imkanı olan kardeşlerimizi vakfımızın konferans salonuna, imkanı olmayan il dışında, yurt dışında olan kardeşlerimizi canlı yayına bekliyoruz diyelim. Bu Ramazan ve her zaman seninle ya Resulallah diyerek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Aleyküm Selam